Hitler'in sağ kol olarak hizmet eden Himmler, İkinci Dünya Savaşı sırasında gerçek bir terör mimarıydı. Nazi toplama kamplarını kurdu ve kontrol etti. Naziler tarafından düşman olarak kabul edilen milyonlarca insanın öldürülmesinden sorumluydu. Gücü nasıl elde edip kullanacağını anlayan, yetenekli bir organizatör ve yetenekli bir yönetici olan Himmler, SS'in yükselişinin arkasındaki ideolojik ve örgütsel itici güçtü. 7 Ekim 1900 tarihinde Münih, Almanya'da Bavyeralı bir öğretmen olan Gebhard Himmler ve Anna Maria Himmler'in 3 erkek çocuklarından birisi olarak doğmuştu. Tam adı Heinrich Luitpold Himmler'di. Akşam yemeğinden sonra Gebhard Himmler, çocuklara Alman tarihi üzerine kitaplar okurdu. Heinrich Himmler, ortaokula başladığı zaman tüm ünlü savaşların isimlerini ve tarihlerini ezbere biliyordu ve Almanya'nın askeri geçmişi konusunda öğretmenleriyle rekabet edebiliyordu. Tarihçi George Wolfgang Halgertan, Himmler'in okuldayken ya dar görüşlülüğünü mazur göstermek ya da belli bir üstünlüğü vurgulamak için yarı mahcup, yarı alaycı bir gülümsemeye sahip olduğunu ve jimnastik hocası Karl Hagen Müller'in onun için bir korku kaynağı olduğunu anlatıyor. Alman toplumu agresif bir şekilde erkeksiydi. İdeal olan Spartalı, savaşçı kahraman görünümlü erkeklerdi. Böyle bir toplumda Himmler, kısa boyu, atletik olmayan vücudu ve fiziksel beceriksizliği nedeniyle kendisini hor görmüş olmalı. Ve o dönemler Hagen Müller bu aşağılık kompleksi duygularını derinden etkilemişti. 1913'te Gebhard Himmler, Landshut Lisesi'nin müdür yardımcısı oldu. Heinrich babasının okuluna gitti ve diğer öğrenciler tarafından zorbalığa uğraması çok uzun sürmedi. Babası tarafından tarihi savaş hikayeleriyle yetiştirilen bu çocuk için Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesi büyüleyiciydi. Henüz 14 yaşında olan Heinrich Himmler günlüğüne "Keşke abimle birlikte ben de savaşa gidebilseydim. Ülkem adına çok iyi şekilde savaşabilirdim." yazmıştı. Hararetli bir vatanseverdi. Yahudi nefretinin de o yaşlarda başladığını aynı günlüklerde yazdığı "Hangi pub'a gitsem ortalık pis Yahudilerle kaynıyor" tarzında yazılarından anlayabiliyoruz. 1916'da Himmler askeri konularda eğitim veren Jugendwehr'e, yani gençlik savunmasına katıldı. Ayrıca kaslarını güçlendirmek için günlük dumbbell egzersizleri yaptı. Savaşla ilgili gazete kupürlerinden oluşan bir koleksiyona başladı. Savaşa dahil olmak için sabırsızdı. Ve 17. doğum gününden bir gün önce 6 Ekim'de Savaş Refah Dairesi'nde çalışmak için okulu bıraktı. 2 ay sonra 11. Bavyera Piyade Alayı'na katıldı. Gururlu ve memnun bir şekilde arkadaşlarına ve akrabalarına artık bir asker olduğunu yazdı. Ancak Birinci Dünya Savaşı, orduya katılma yaşının gelmesinden kısa bir süre sonra sona erdi. Ülkesinin yenilgisiyle sonuçlandı. Ve Versay Anlaşması'nda Alman ordusuna getirilen kısıtlamalar, askeri bir kariyer şansını ortadan kaldırdı. Bunun yerine Himmler odağını tarıma çevirdi. 1919'da Münih Teknik Üniversitesi'nde tarım okumaya başladı. Ertesi yıl, Friedolfing'de bir çiftlikte çalışarak zaman geçirdi. Bu süre zarfında bekaret yemini etti. Bir günlük girişinde iki tip insanı karşılaştırdı. Aralarına kendimi de dahil ettiğim melankolik, sert insanlar ve çok fazla düşünmeden yaşayan, sorumluluk duygusu olmadan arzularının peşinden giden, kolaycı, sıcakkanlı insanlar diyordu. Bir kadınla birlikte olmaktansa savaşa gitmeyi tercih ederim diye eklemişti. Ben nasıl bir şey olduğunu yaşadım. Tamamen gaza gelmek. Kızlar o kadar ileri gittiler ki artık ne yaptıklarını bilmiyorlar. Bu nedenle insan için tehlikelidir ve çok fazla sorumluluk içerir. Bu kızlar ve aynı zamanda insan
kendi kendisiyle mücadele etmelidir. Yazar Hugh Thomas, Himmler'in kız arkadaşı bulmakta büyük zorluk çektiğini iddia etti. Basit gerçek şu ki, günlüklerin ahlaki telaşına rağmen kendine güveni yoktu. Himmler kendisini Inge Barco adında bir kadından etkilenmiş buldu. Yahudi olduğunu öğrendiğinde dehşete düştü. O zamanlar Almanya'daki birçok insan gibi o da güçlü Yahudi karşıtı görüşlere sahipti. O sessiz bir kız, kibirli değil, görgü kurallarına biraz değer veriyor. Onun dansçı olduğunu kimse bilemez. O bir Viyanalı. Ama bu Yahudinin tavrında kesinlikle Yahudi'den hiçbir iz yok. En azından yargılayabileceğimiz kadarıyla. Ama onu bir Yahudi olduğu için eledim. Üniversiteye devam ederken Himmler, ırkçı ve milliyetçi literatürü okumaya başladığı Alman milliyetçisi bir öğrenci grubuna katıldı. Savaşlar arası yılların siyasi iklimi nedeniyle bu tür materyaller sağcı radikal Almanlar arasında popülerdi. Himmler, orta sınıfın muhafazakar güçlerini ve kırsal işçileri, komünistlere ve sosyalistlere karşı bir araya getirmek için kurulan sağcı milliyetçi bir örgüt olan Bayerische Volkspartei'ye katıldı. Ağustos 1922'de üniversite diplomasını aldığında Himmler, fanatik bir Völkisch milliyetçisi ve politik bir aktivistti. Partinin lideri Adolf Hitler'i putlaştıran Himmler, işinden ayrıldı ve kariyerini partiye adadı. 1923'te Himmler, halka açık etkinliklerde Nazi Partisi'nin üst düzey liderlerini korumak için oluşturulan SA, yani Fırtına Birliği için Freikorps askerlerini toplayan Nazi Partisi'ne katıldı. 9 Kasım 1923'te Himmler, Hitler, Röhm, Hermann Göring ve diğer Nazi liderleriyle Ernst Röhm'ün İmparatorluk Savaş Bayrağı üyesi olarak birhane darbesinde Alman hükümetine karşı yürüdü. Nazi Partisi'nin Münih'teki başarısız iktidar girişimi olan birhane darbesinden sonra Alman hükümeti SA'yı kaldırdı. Yine de 15 ay sonra Almanya genelinde Nazi Partisi liderlerini koruyan SS ile birlikte yeniden kuruldu. Temmuz 1924'te Himmler, partiden Otto Strasser'in sekreteri oldu. Reichsführer yazarı Peter Petfield şuna dikkat çekmişti. Strasser daha iyi bir seçim yapamazdı. Himmler, öğrenci organizasyonunda olduğu gibi evrak işlerine dalmaktan ve dosyalara düzen getirmekten zevk alarak yalnızca kendi tutkulu inançlarını paylaşmakla kalmadı. Aynı zamanda ailesinin evde kullandığı bir makinede modaya uygun yazılar yazıyordu. Otto Strasser daha sonra Himmler hakkındaki ilk izlenimlerini şöyle anlattı. Olağanüstü bir adam, güçlü bir Katolik aileden geliyor ama kiliseden hiçbir şey bilmek istemiyor. Yarı aç bir kır faresine benziyor ama çok hevesli, bir motosikleti var, bütün gün bir çiftlikten diğerine, bir köyden diğerine yol alıyor. O, mükemmel bir silah. Himmler bu dönemde Hitler için çalışan yabancı basın sekreteri, yazar Ernst Hanfstangel ile tanıştı. Ernst Hanfstangel, Hitler Kayıp Yıllar adlı kitabında onun hakkında şunları yazdı. Soluk, yuvarlak, ifadesiz, neredeyse Moğol bir yüzü ve tamamen zararsız bir havası vardı. İlk yıllarında ırk teorilerini savunduğunu duymadım. Veteriner cerrah olmak için okudu. Ancak tam olarak kalifiye olup olmadığından şüpheliyim. Ama bildiğim kadarıyla onun en korkutucu özelliği haline gelecek olan acıya karşı kayıtsızlığı geliştirmesine katkıda bulunmuştu. 1926'da Bavyera tatil beldesi Bad Reichenhall'da bir otel lobisinde Margaret Boden ile tanıştı. Himmler konferans gezilerinden birindeydi. Onu hemen ideal kadın olarak gördü. Günümüze kadar gelen bir mektupta Margaret, Heinrich Himmler'den katı kalpli, kara şövalye olarak bahsediyordu. Ancak yine de onun romantik yazma tarzından ve ona olan içten sevgisinden etkilenmişti.
Margaret Berlin'de babasının parasıyla açtığı bir kliniği işletiyordu. Görünüşe göre geleneksel tıbba güvenmiyordu. Daha çok hipnoz ve ülkenin eski bitkisel ilaçlarıyla ilgileniyordu. Antisemitisti. Komünistlere ve masonlara karşı eleştirilerde bulunuyordu. Antisemitizmi Heinrich Himmler'e yazdığı 22 Haziran 1928 tarihli mektubunda Berlin'deki özel kliniğin ortağı, jinekolog ve cerrah Bernhard Hausschild hakkında aşağılayıcı açıklamalarda bulunarak "Bu Hausschild, bu Yahudiler, hepsi aynı." şeklinde belirtmişti. Başlangıçta Heinrich ondan yaşça küçük olduğu için ve en önemlisi de protestan olduğundan Margaret ile olan ilişkisini ailesine açıklamakta zorlanmıştı. Himmler'in aile üyelerinden hiçbiri düğüne katılmadı. Bu nedenle Himmler'in sadıçları gelinin babası ve erkek kardeşiydi. Sonunda Heinrich Himmler'in ebeveynleri Margaret'i kabul etti. Ancak aile ondan uzak durdu ve ilişki bu şekilde kaldı. Heinrich Himmler'in abisi Gebhard, Margaret'i hiç sıcaklık yaymayan, son derece hassas sinirleri olan, havalı, sert bir kadın olarak nitelendiriyordu ve bu özelliklerine rağmen örnek bir ev hanımıydı. Heinrich'i sadık bir şekilde seven bir kadındı. Otto Strasser, 34 yaşındaki ve dolayısıyla Himmler'den 8 yaş büyük olan Margaret'in onu baştan çıkardığını iddia ediyordu. Himmler, Strasser'e Margaret'in birlikte olduğu ilk kadın olduğunu söylemişti. Çiftin 8 Ağustos 1929'da tek çocukları olan Gudrun dünyaya geldi. Ayrıca savaştan önce ölen bir SS subayının oğlu olan Gerhard von Ahe'nin koruyuculuğunu üstlendiler. Margaret Himmler, Nazi Partisi'ne 1928 gibi erken bir tarihte katıldı. Himmler'in muazzam sorumlulukları nedeniyle Margaret ile olan ilişkisi gergindi. Himmler, tamamen işe daldığı için çift artık birbirini nadiren görüyordu. Tüm çabalarına karşın Margaret, SS çevrelerinde sevilmeyen biri olarak kaldı. Eski Hitler gençliği lideri Baldur von Schreit anılarında, Heinrich Himmler'in kılıbık olduğunu, esasen evde sıfır etkiye sahip olduğunu ve Margaret'in iradesine boyun eğmek zorunda kaldığını yazıyordu. Heinrich Himmler, Adolf Hitler'in dindar bir takipçisiydi ve Almanya'yı büyüklüğe götürecek olan Mesih olduğuna inanıyordu. Her zaman pohpohlanmaya açık olan Hitler, 1929'da Himmler'in SS'in yeni lideri olması gerektiğine karar verdi. 1929'da toplam 280 kişiden oluşan SS, SS'ye bağlıydı. Tüm başvuru sahiplerini, hepsinin iyi Aryan tipler olduğundan emin olmak için şahsen inceledi. Şunları söylüyordu: "O günlerde SS'te en muhteşem Aryan erkekliğini bir araya getirdik. Dişinde dolgu olanları dahi geri çevirdik." 1933 yılına kadar SS'teki asker sayısını 50 bin kişiye çıkardı. Sonraki gelecek yıllarda kontrolünün altında bulunan ve 1 milyona yaklaşan kişiden oluşan paramiliter bir gücü olacaktı. Parti hiyerarşisinde istikrarlı bir şekilde yükseldi ve 1930'da Reichstag'a, yani Alman parlamentosuna milletvekili seçildi. SS'in Hitler'in liderliğine karşı bir isyanını bastırmak için SS'ini konuşlandırdıktan sonra Himmler, 1931 yazında güvenlik servisini kurdu. Güvenlik servisi, Hitler'in Nazi Partisi içindeki muhaliflerini takip etti ve diğer siyasi partilerin liderleri ve faaliyetleri ile hem federal hem de yerel hükümet yetkilileri hakkında istihbarat topladı. 1931'in son gününde Himmler, ayrıca yeni bir iç evlilik kararnamesi altında evlenmek isteyen SS erkeklerinin başvurularını değerlendirmek için SS'in ırk ve iskan bürosunu kurdu. Birkaç yazar Heydrich ve Himmler arasındaki ilişkiyi açıklamaya çalıştı. Peter Padfield şu iddiada bulunmuştur: "Himmler ve Heydrich bir ortaklıktı. Birbirlerinin güçlü ve zayıf yanlarını ve her birinin diğerine karşı konumunu bir evlilikteki ortaklar kadar yakından biliyorlardı. Her ikisi de çocuklukta derinlere kök salmış
yetersizlik komplekslerine sahip, yönlendirilmiş karakterlerdi ve değişen bir güç rekabeti mayın tarlasında faaliyet gösteriyorlardı. Himmler 1933'te ilk Nazi toplama kampı olan Dachau'yu kurdu. Başlangıçta siyasi mahkumları barındırmak amacıyla kurulmuştu. Komünistler, sosyal demokratlar ve Nazi rejimine karşı çıkan diğer siyasi mahkumlardan oluşuyordu. SS tarafından kurulan Dachau'daki toplama kampından etkilenen Hitler, Himmler'e merkezi bir toplama kampı sistemini oluşturma yetkisi verdi. 26 Nisan 1933'te Hermann Göring, Prusya Gizli Devlet Polisi'ni yani Gestapo'yu kurdu. Rudolf Diltz'i yardımcısı olarak atadı. Prusya'nın her bölgesinde Berlin'deki merkezi hizmete bağlı bir eyalet polis ofisi oluşturuldu. Gestapo'nun şimdi her bölgede bir şubesi vardı. Ancak gücü henüz Prusya sınırlarını aşmadı. Sadece polislerde değil, aynı zamanda yargıçlarda ve devlet görevlileri arasında da tasfiye tamamlandı. Antifaşist yargıçların, Yahudilerin veya sol kanada mensup olanların görevden alınmasına izin veren bir yasa çıkarıldı. Ertesi yıl Göring, Himmler ve Heydrich ile ittifak kurmaya karar verdi. 24 Nisan 1934'te Göring, Himmler'i Gestapo'nun müfettişi, Heydrich'i komutanı olarak atadı. Artık tüm polis aygıtı sıkıca SS'in elindeydi. 1934'e gelindiğinde Adolf Hitler, Almanya üzerinde tam kontrole sahip görünüyordu. Ancak çoğu diktatör gibi sürekli olarak onun gücünü isteyen başkaları tarafından devrilebileceğinden korkuyordu. Hitler, kendisini olası bir darbeden korumak için böl ve yönet taktiğini kullandı. Himmler, Hermann Göring, Joseph Goebbels ve Ernst Röhm gibi diğer liderleri üst düzey pozisyonlar için birbirleriyle rekabet etmeye teşvik etti. Bu politikanın sonuçlarından biri, bu adamların birbirlerinden hoşlanmamalarıydı. Röhm'den özellikle nefret ediliyordu. Çünkü SA lideri olarak muazzam bir güce sahipti. Himmler, SS'i SA'den ayırmak için büyük bir çaba sarf etti. Birliklerini ayırt etmek için SA'in kahverengi gömleklerine benzemeyen siyah SS üniformalarını tanıttı. Himmler, Reinhard Heydrich'ten Röhm hakkında bir dosya toplamasını istedi. Heydrich, Hitler'i devirmek için Fransızlar tarafından Röhm'e 12 milyon mark ödendiğini gösteren kanıtlar üretti. Nazi hareketi içerisindeki en büyük rakibinin Röhm liderliğindeki kahverengi gömlekliler olan SA olduğunu düşünüyordu. O zamanlar Röhm en güçlü ikinci adamdı. Bunların sonucunda 1934 yılının uzun bıçaklar gecesi yaşandı. Hitler, Himmler aracılığıyla Röhm dahil SA liderlerini ortadan kaldırdı. Ödül olarak Hitler, SS'in bağımsız bir örgüt olduğunu ve Himmler'in Almanya'nın Führer'i olarak Hitler'e tabi olduğunu açıkladı. Bu pozisyon otoritesini Alman devletinin yasal kısıtlamalarının dışına yerleştirdi. Hitler ve Himmler arasındaki komuta ilişkisi, Himmler'in İkinci Dünya Savaşı sırasındaki biriktirdiği muazzam gücünün temeliydi. Reichsführer SS olarak, devlet yasalarının izin vermeyeceği ideolojik politikaları yürütmek için doğrudan Hitler'den yetki aldı. İdeolojik olarak kök salmış bu Führer otoritesi, süresiz hapsetme ve toplu katliamlara izin verilmesini sağladı. SS düzeni kanuna göre değil, korku düzeni üzerine kuruluydu. Gözleri ve kulakları olan ajanlar her yerdeydi. Kimse güvende değildi. Herkesin hayatına girme yetkisi olan Himmler'den iş arkadaşları bile korkuyordu. Fakat kendi özel hayatını sıkı bir şekilde koruyordu. ...1933 SS hançerinin bir varyasyonu için Solingen'deki Karl Eichhorn firmasına sınırlı bir hançer siparişi verdi. SS şefi Heinrich Himmler tarafından 200 SS askerinden oluşan gruba kişisel olarak sunulan bu hançerler, SA'nın 30 Haziran'daki tasfiyesi olan Uzun Bıçaklar Gecesi'nin başarısına
katkılarını özellikle anmak içindi. O gece yaşananlar SS'in basit bir koruma biriminden, içeride ve dışarıda partinin düşmanlarını rahatsız eden terör gücüne evriminde önemli bir basamak taşı olarak hizmet etti ve Himmler'in Hitler'in sağ kolu ve en iyilerinden biri olarak konumunu sağlamlaştırdı. Bıçağın ön yüzünde onurum sadakattir, arka yüzünde içten dostlukla Heinrich Himmler yazılıydı. Himmler, Katolik Kilisesi'nin Alman mirasını ortadan kaldırmak için kullanıldığını kanıtlamak amacıyla cadı mahkemelerinin tarihi kayıtlarını toplamak için SS araştırmacılardan oluşan bir ekip kurdu. Hristiyanlığın Almanların doğasıyla uyuşmadığını düşünüyordu. Kilisenin kutsal sayılan Germanik rahibelere işkence ettiğini kanıtlayabilirse kiliselere de saldırabilecekti. Tarihçi William Monter'e göre Nazi rejimi Avrupa'nın ilk cadı yanlısı hükümetiydi. SS'lerin siyah üniformalarının geleneksel askeri işaretlerinin yanına mistik simgeler de koydurttu. Keplerde kullanılan kafatası aslında eski bir Alman askeri işaretiydi. İlk olarak Prusya ordusu tarafından 18. yüzyılda kullanılmıştı. Adı Totenkopf'tu, yani ölü kafatası. Himmler, yapay bir SS tarikatı kurmaya ve bunun elit bir organizasyon gibi görünmesini sağlamaya çalışıyordu. SS içinde putperestliği andıran törenler yapılıyordu. Katolik inancını reddetti. Doğaüstü inançlara döndü. Yüzyıllığına Wewelsburg Kalesi'ni kiraladı. Burayı tarikat için bir merkez haline getirmek istiyordu. Bunun yanı sıra geçmişte yükselen Alman kültürü hakkında araştırmalar yapıyordu. Felsefi mistisizme olan tutkusunu Nazi ırkçı ideolojisine soğukkanlı, fanatik bir bağlılıkla birleştirdi. 17 Haziran 1936'da Hitler, Himmler'i 3. Reich'ın Birleşik Polis Sistemi'nin başı olarak atadı. Ayrıca Gestapo'nun başına getirildi. Aslında Gestapo polisti ama onlar terörün devleti ve halkı ele geçirmesine ve kontrolü elinde tutmasına izin veren ve teşvik eden Nazi yöntemlerinin araçlarıydı. Nazi gücü yayıldıkça Gestapo'nun korkunç itibarı da arttı. Her zaman çocuklara karşı çok sevecendi. Margaret'in günlüğünde kızının babasını çok özlediği yazıyordu. Sekreteri Hedwig Potast ile ilişkisi vardı. 1942 yılında oğulları Helge, 1944'te kızları Nanette dünyaya geldi. Himmler ve Potast 1938 Noel'inde birbirlerine olan aşklarını ilan ettiler. İkisine de yakın olan Martin Bormann'ın o dönemde söylediğine göre başlangıçta ilişkilerini platonik tutmaya çalıştılar. Ancak zamanla ilişkileri ilerledi. Potast'ın anne ve babası ise kızlarının evlilik dışı ilişkisini kabul etmedi. Sevgilisi Himmler'den 12 yaş daha gençti ve güzeldi. Sevgilisinden "Beni unutma" diye aldığı mektuplar Himmler'in çok sevdiği Germanik runik işaretlerle bitiyordu. Himmler için boşanmak söz konusu bile olamazdı. Buna çözüm olarak sadakatsizliği bir SS görevi haline getirdi. Meşru ya da gayrimeşru çocuk sahip olma fikri SS askerlerine aşılandı. Himmler, SS askerlerinin yeni üstün ırka katkıları olmadan ölmesinden korkuyordu. 1939 Ekim'inde meşhur üreme emrini yayınladı. Bu yüzden Lebensborn evlerini yarattı. Amaç kökleri 1750'lere kadar takip edilebilen üstün, saf ırk yaratmaktı. Erkeklerin buralara gitmesi ve içeride yaşayan kadınlarla birlikte olmaları teşvik ediliyordu. Fakat tutucu Alman subaylar bunu Alman aile yapısına saldırı olarak gördü. Himmler de halk içindeki söylemlerinden geri adım atmak zorunda kaldı. Ama kendi komutası altındakiler için hala geçerliydi. İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesi, Himmler'in başka bir ırksal hedefin peşinden gitmesine izin verdi. Yahudilerin ve diğer sözde insan altı yaratıkların ortadan kaldırılması.
Nazilerin Polonya'yı işgalinin ardından 1939'da Hitler, Himmler'i Alman etnik stoğunu güçlendirme Reich komiseri olarak atadı. Bu yeni konum, Himmler ve SS'e işgal altındaki Polonya'daki ve nihayetinde 1941'de Sovyetler Birliği'ndeki bölgelerde Alman yeniden yerleşimi üzerinde tam kontrole sahip olma yetkisi verdi. Himmler'in yeniden yerleşim planı, SS'in mobil ölüm birimleri olarak bilinen Einsatzgruppen'in yardımıyla yürütülecekti. Sovyetler Birliği'nin işgaliyle birlikte Einsatzgruppen etkinliği arttı. Üyeler, Waffen-SS ve işbirlikçi polis birimlerinin yardımıyla kurbanları topladı ve onları bir ölüm bölgesine götürdü. Toplu mezarlar kazıldı. Henüz kazılmayan mezarlar için kurbanların kendisi kullanıldı. Genellikle aynı yöntem izlendi. Kurbanların kıyafetleri ve değerli eşyaları çıkarılarak toplu mezarın önüne konuldu ve kurşuna dizildi. Bu eylemlerden en bilineni 33.771 Yahudinin vurularak toplu mezarlara gömüldüğü Kiev'deki bir dağ geçidi olan Babi Yar'da meydana geldi. Sovyetler Birliği'nde en az 1,5 milyon kişi öldürüldü. Himmler'in komutası altındaki örgütler, kimin Alman olduğu, etnik Almanların nerede yaşaması gerektiği ve Alman yerleşimcilere yer açmak için hangi nüfusun taşınması veya yok edilmesi gerektiği konusunda son söze sahipti. Ağustos 1941'de Himmler ve Karl Wolff, Minsk yakınlarında Arthur Nebbe tarafından organize edilen bir toplu infazı gözlemlediler. Wolff'a göre Himmler, 20 yaşlarında uzun boylu, sarışın, mavi gözlü bir adamı fark etti ve konuşmaya başladı. Himmler adama anne ve babasının Yahudi olup olmadığını sordu. Adam evet deyince Yahudi olmayan atalarınız var mı diye devam etti. Adam hayır diye cevap verdi. Bunun üzerine Himmler o halde sana yardım edemem dedi. Çukura yakın duran Himmler atış başladığında giderek daha fazla sıkıntıya girdi. Wolff'a göre birçok atıştan sonra Himmler'in titrediğini görebiliyordu. Elini yüzünde gezdirdi ve sallandı. Yüzü neredeyse yeşildi. Hemen kustu. Himmler, bir beyin parçası yüzüme sıçradı diye şikayet etti. Wolff, Himmler'in Nebbe'ye insanları vurmaktan daha az kaba bir toplu infaz yöntemi tasarlamasını söylediğini iddia ediyordu. Himmler, mavi gözlü, sarı saçlı kızına hayrandı ve onu sık sık resmi devlet görevlerine götürürdü. 1941'de kızını Dachau'daki toplama kampını ziyarete bile götürdü. Gudrun günlüğüne şunları yazdı. Bugün Dachau'daki SS toplama kampına gittik. Mahkumları, görebileceğimiz her şeyi gördük. Bahçe işlerini gördük. Muhteşem ve sonra bir sürü yemek yedik. Yüksek amaca ve nihai çözüme ulaşmanın yolunun kendisine acıyarak uzun ve zor bir iş olduğunu ifade ediyor fakat dayanıklı insanlardan oluşan SS'lerin bunu yapabileceklerini söylüyordu. Ayrı bir SS disiplin sistemi kurdu. Çünkü ne sivil ne de askeri mahkemeler, SS üyeleri, polis veya onların yardımcı birimleri tarafından işlenen suç eylemlerini soruşturma yetkisine sahipti. Himmler, kurumları ve insanları organize etmeyi çok iyi biliyordu. Zeki ve çalışkandı. Aslarını yönetmek konusunda çok iyiydi. Askerlerine 1941'de Doğu Cephesi'nde nasıl katliamlar yaparak savaşmaları gerektiğini anlattı. Önce erkeklerden başlayan ve daha sonra kadın ve çocuklara yayılan katliamları aşıladı. Fakat bu yapılması gerekenleri asla yazılı olarak belirtmedi. Himmler emrindekilere muğlak işaretler verip adamlarının onun istediğini yapmalarını sağladı. Daha sonra söz konusu yerlere gidip adamların emirlerini doğru yorumlayıp yorumlamadığından emin oluyordu. Emirler açıkça yazılı bir şekilde belirtilmese de kurbanların sayısı özenle kaydedilmişti. Bütün bu yaptıkları bir diktatörlük sistemi için bile yasa dışıydı. İşlem yapılan yerleri daha sonrasında Yahudilerden arındırılmış alan olarak işaretliyorlardı. Himmler'in ölüm merkezi olarak belirlediği son kamp, 1942 baharında Auschwitz'ti.
Holokost ve Nazi kamp sisteminin bir simgesi olarak yaklaşık 1 milyon Yahudi erkek, kadın ve çocuk Auschwitz'te telef oldu. Kamplar ayrıca ucuz zorunlu iş gücü için işçiler ve istem dışı tıbbi deneyler için denekler sağladı. 1943'te Hitler Himmler'i İçişleri Bakanı olarak atadı. Bu görevde Avrupa'daki tüm Yahudi halkını yok etme girişimi olan nihai çözümü denetledi. 4 Ekim 1943'te Poznan'da en çok alıntılanan konuşmasında Himmler, Avrupalı Yahudilerin toplu katliamını şu sözlerle açıkça haklı çıkardı. "Burada önünüzde çok ciddi bir konuya açıkça değinmek istiyorum. Yahudi halkının yok edilmesi. Tarihimizde bu şanlı sayfa hiçbir zaman yazılmadı. Manevi hakkımız vardı. Bizi öldürmek isteyen bu insanları öldürmek için mecburduk." 20 Temmuz 1944'teki askeri darbenin başarısızlığından sonra Hitler, Himmler'i yedek ordu komutanı olarak atadı ve ona savaş esirleriyle ilgili konuların komutasını verdi. Aralık 1944'te Hitler onu Güneybatı Almanya'daki Yukarı Ren Orduları grubunun başkomutanı olarak atadığında sahada bir komuta sahibi olma hayalini gerçekleştirdi. 1945'te Himmler'in Waffen-SS'te 800 bin askeri vardı ancak bir Alman zaferi için tüm umudunu yitirmişti. General Walter Schellenberg 1945'in başında Himmler'e batılı güçlerle müzakereleri başlatmasını önerdi. Himmler, başta Adolf Hitler'e karşı çıkmak konusunda isteksizdi. Almanya'nın müttefiklere teslim olup, onlarla birlikte Sovyetler Birliği'ne karşı savaşa girmesini sağlamak gayesiyle, İsveçli diplomat Kont Folke Bernadotte ile Danimarka sınırında bulunan Lübeck'te görüşmeler yaptı. Himmler Bernadotte'ye Hitler'in intihar etmeyi planladığını söyledi. "Şu anda ortaya çıkan durumda ellerimi serbest görüyorum. Almanya'nın yenildiğini kabul ediyorum. Batı cephesinde teslim olmaya hazırım. Ancak Doğu cephesinde teslim olmaya hazır değilim." Bernadotte bu mesajı Winston Churchill ve Truman'a iletti. Ancak koşulsuz teslimiyette ısrar ederek bu fikri reddettiler. Teklifin haberi 28-29 Nisan 1945 gecesi kuşatılmış Berlin'de Hitler'e ulaştı. Alman kadın pilot Hanna Reitz haberi duyduğunda Hitler'in yanındaydı. Rengi kızgın bir kırmızıya döndü ve yüzü tanınmaz bir hale geldi. Uzun süren öfke patlamalarından sonra Hitler bir sersemliğe gömüldü ve bir süre tüm sığınak sessiz kaldı, diye anlatıyordu. Hitler son resmi eylemlerinden birinde Himmler'in tüm ofislerini elinden aldı. Tutuklanmaktan kurtulmak için kendisinin gizli ordu polis şefi olduğunu gizledi ve adını Heinrich Hitzinger olarak değiştirdi. Hiç kesmediği bıyığını tıraş etti ve sol gözüne de bant taktı. Üstüne de askeri üniforma giydi. Bundan sonraki tek planı Bavyera'ya dönebilmekti. Sınırlardan geçebilmek için sahte evraklar düzenledi ve yanına 11 SS subayını alarak grup halinde yola koyuldular. Eski Sovyet savaş esirleri tarafından kurulmuş bir kontrol noktasında durduruldu ve gözaltına alındı. Çünkü evrakların incelenmesi sonucu sahte oldukları anlaşılmıştı. Takip eden 2 gün içinde birkaç kampa taşındı. 23 Mayıs'ta Lüneburg yakınlarındaki İngiliz 31. Sivil Sorgulama Kampı'na getirildi. Nöbetçi subay Yüzbaşı Thomas Sylvester tarafından sorgulanan Heinrich Himmler kim olduğunu itiraf etti. 2. Ordu karargahına gönderildi. Daha sonra Nürnberg'de parti liderlerinin yargılanacağı mahkemeye gönderilmek üzere hazırlandı. 23 Mayıs 1945 tarihinde General Bernard Montgomery'nin karargahından yeni bir İngiliz haber alma subayı geldi ve askeri doktora Himmler'in ağzını aramasını emretti. Doktor Himmler'in ağız içini incelemeye çalıştı. Himmler hemen ağzındaki siyanürü ısırdı ve 12 dakika içinde öldü.
midesi yıkandığı ve kusturulduğu halde kurtarılamadı. Son sözleri, "Ben Heinrich Himmler" oldu. Hemen ardından Lüneburg yakınlarında bilinmeyen bir mezara defnedildi. Himmler'in mezarının yeri günümüzde de bilinmiyor. Amerikalı gazeteci Ann Stringer, Himmler'in karısına ölüm haberini verdi. Frau Margaret Himmler, bugün rezil kocasıyla hala gurur duyduğunu söyledi ve kimsenin sevmediği sakin hareketleriyle ölü Gestapo şefine karşı dünyanın nefretine omuz silkti. Ona kocası Heinrich'in yakalandığını ve kendi zehir kapsülünden öldüğünü söylediğimde Frau Himmler kesinlikle hiçbir duygu göstermedi. Ellerini kucağında kavuşturarak oturdu ve sadece omuzlarını silkti. Ona Himmler'in isimsiz bir mezara gömüldüğünü söylediğimde bile Frau Himmler hiç şaşırmadı, ilgi göstermedi. Tam kontrolünün en soğuk sergisiydi. 1929'dan 1945'e kadar Nazi Partisi'nin korkunç SS'inin Reich lideriydi. Dünya Savaşı sırasında Almanya'da Adolf Hitler'den sonra en güçlü ikinci adam olarak Himmler, onu hem 3. Reich'ın içinde hem de dışında birçokları için tanımlayan geniş bir ideolojik ve bürokratik imparatorluğa başkanlık etti. Himmler, ırkçı görüşlerini Avrupa ve Sovyetler Birliği'nde uygulamaya koymak için kendi konumunu ve ayrıcalıklarını kullanmayı başardı. Himmler'in geride bıraktığı mirasa bakıldığında bu bir terör ve şiddet mirasıydı.